Selamlar. Yine anlatımlı bir video olacak ama girişini böyle yapmak istedim bu sefer. Biraz daha farklı. Neden diye soracak olacaksanız birazcık bahsetmek girişini böyle yapmak istiyorum. Videonun konusu şu an izlediğiniz videonun konusu Samoalı Anoa'yı güreş ailesi. Bir sürü kişi zaten buralardan biliyorsunuz. Rock'lar, Roman'lar, Rikishi'ler, Yokozuna'lar. Birazcık bunlara değineceğim. Çünkü baktım ki hala günümüzde özellikle WWE 2K22'de Banzai paketi çıktığında bile insanlar birazcık bu aileye merak duyuyorlar ve kim kimin nesidir, akrabası kim kimle kuzendir falan filan bunlar hep sorgulanıyor. Ve o yüzden de gelin isterseniz sizle beraber ki aslında ben bu videoyu ta 2015 yılında yapmıştım. Ona da dönüp bakabilirsiniz. Belki unutmazsam buraya bir yere falan koyabilirim onun da linkini. Tabi o zamandan bu zamana yani Roman Reigns daha yeni yeni yükseliyordu falan bir sürü olaylar vardı. Günümüzde artık bir sürü şey değişti. Şimdi gelin 2022 yılı itibariyle hatta Nisan ayında çekiyorum ben bunu. Siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Bu Samoalı güreş ailesine şöyle bir bakış atalım isterseniz. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Öncelikle eski video gibi tek tek kişileri ayrıntılı şekilde tanıtmayacağım. Güreş dünyasından bilinen karakterler çünkü çoğu. İlk olarak hep duyduğumuz bir şeyden bahsedeyim. Roman Reigns yoluna böyle devam ettiği sürece hep The Rock'la maçı hayal ediliyor. Kabile durumları ön planda olsa da olmasa da akrabalık bağından dolayı günümüzün rüya maçı oldu bile. Peki size aslında ikisinin akrabalığının kan bağından gelmediğini söylesem? Daha önceleri değinmiştim buna ama böyle geniş çaplı bir videoda değinmek güzel olacak. The Rock'ın dedesi High Chief Peter Maivia ile Roman Reigns'in dedesi Amituana Anoa'yı bu bağlantının kaynağı. İkisi arasında daha çok tanınan, bilinen kişi Peter Maivia. İki farklı aile nasıl mı akraba derseniz kan kardeşliği cevabını alırsınız. Samoa, Polinezya kültüründe birçok farklı gelenek var. Bunlardan biri de kan kardeşliği. Bizim çocukken yaptığımız gibi, hadi yaralarımızı birbirine bastıralım da kan kardeşi olalım gibisinden ziyade bu çok daha ciddi bir şey. Ki bahsettiğimiz kişiler de eski insanlar olduğu için bunun önemini az çok hayal edebilirsiniz. Peter ve Amituana kan kardeş olduktan sonra artık akraba sayılıyorlardı. Genelde erkeklere odaklanacağız ama Peter Maivia'nın eşi Lia'ya mutlaka değinmemiz lazım. Kendisi Drak'ın anneannesi. Onu daha önce birkaç kez Rock'ın maçlarında, Hall of Fame törenlerinde falan mutlaka görmüşsünüzdür. Devlet gibi kadın. Kendisi güreş tarihinin ilk kadın organizatörlerinden biriydi. 1982 yılında Peter ölünce National Wrestling Alliance bünyesindeki Hawaii'de yer alan Polinezya Pro Wrestling'i o yönetmeye başladı. O kadar başarılı oldu ki 1985 yılında yaptığı A Hot Summer Night gösterisini tam 20 bin kişi yerinde izledi. Hakkında öyle hikayeler var ki gerçekten hayran kalabilirsiniz. Drak kendi anlattığına göre anneannesi bir keresinde San Francisco'da güreşen eşi Peter'ı yenen rakibine ringe girip saldırmış. Her erkeğin yanında olması gereken güçlü bir kadın mı demeliyiz acaba kendisine? Maivia tarafından aşağılara doğru indikçe karşımıza Rock'ın annesi Ata Maivia ve babası Rocky Johnson geliyor. Öyle bir ilişki düşünün ki bir aşirete dışarıdan damat geleceksiniz, istenmeyen damatsınız ama ısrarla aşkınızın peşinden gidiyorsunuz. Rocky Johnson'ın Ata'ya olan aşkı her şeyin ötesindeydi. Ancak Ata'nın ailesini bile karşısına alacak seviyede ona olan tutkusunu da asla göz ardı edemezsiniz. Rocky Johnson Kanadalı. O dönemin en popüler Afro güreşçilerinden biriydi. Ata ile birbirlerinden hoşlandılar. Her şeyi karşılarına alarak bir evlilik yaptılar. Elbette tüm olumsuzluklar küçük Dwayne dünyaya gelince noktalandı. Bu çocuk karizması, fiziği ve daha birçok şeyiyle ileride sadece güreş severlerin değil, tüm insanların evlerine gittikleri beyaz perdeye konuk olacaktı. Dwayne Johnson, güreşe ve sinema tarihine direkt etki eden en büyük isimlerden biri. Anoa'yı tarafıyla kan bağı olmasa da kan kardeşliğinin Polinezya kültüründeki anlamı aslında bundan çok daha farklı değildi. Samoalı bir anne, Kanadalı bir babanın çocuğu olarak melez bir karizması olan Rock her ortamda kendini belli ediyordu. Fiziği yaşlarından çok gelişmiş olduğu için hep dalga geçilse de büyüyünce herkesin imreneceği biri oldu. Vince McMahon'i büyüleyip WWE'nin en büyük yıldızlarından biri oldu. Döneminin değil yalnızca, tüm WWE tarihinin en büyüklerinden biriydi. 2000'lerin başlarından itibaren oyunculuk yeteneği de ön plana çıkınca kapağı Hollywood'a attı. Artık o bir aktör ve ringlere geri geldiğinde de part-time bir güreşçi.
Ne olursa olsun, Dwayne Johnson hiçbir zaman geldiği yeri, ailesini ve kültürünü unutmuyor. O yüzden o her zaman bir güreşçi olarak da kalacak. Peter'dan Rocky Johnson'a, oradan The Rock'a derken Mayviya kanadından bahsetmemiz gereken bir diğer isme geçelim. Nia Jax. Kendisi aslında sonradan güreş ortamlarına gelerek benim de bu ailenin bir parçası olduğunu sonradan öğrendiğim biri. Nia Jax'in gerçek ismine baktığınızda zaten bağı anlayabiliyorsunuz. Savelina Fanene. Bu soyad zaten Peter Mayviya'nın gerçek adı. Fanene Pita. Anlayacağınız Nia Jax'le Anoa'yı tarafından ziyade The Rock direkt akraba. Rock'ın annesi tarafından akrabası Nia Jax. Mayviya tarafını kısaca özetlersem, dede Peter Mayviya ve anneanne Lia Mayviya. Onların çocukları Ata Mayviya, Rocky Johnson'la evleniyor. Onların da çocuğu The Rock ve Peter tarafından akraba Nia Jax. Şimdi asıl kargaşaya geçelim mi? Hadi geçelim. İşte karşınızda meşhur Samoalı güreş ailesinin Anoa'yı tarafı. Soy ağacının en tepesinde Amituana Anoa'yı ve Leoso Ripley var. Onlarınsa bilinene göre 6 çocuğu oldu. Belki daha fazla da olabilir ancak internetten araştırdığım kadarıyla bu kadarlar ya da belki de güreşe etki edenleri bu kadar da olabilir. Bu kardeşlerin bizzat en bilinenleri Afa ve Sika. Aslına bakarsanız zaten asıl olay onlardan sonra başlıyor. Samoa kültürünün güreşle birleşmesini ilk adam akıllı onların döneminde görmeye başladı izleyenler. Afa ve Sika, Wild Samoans olarak 1973'ten itibaren neredeyse 25 yıl boyunca hep güreştiler. Eğitimlerini bizzat Rock'ın dedesi Peter Mayviya üstlenmişti. Samoa'nın balta girmemiş ormanlarından gelen gimmikleriyle neredeyse hiç konuşmuyorlardı. İsimleri gibi vahşilerdi. Asıl olayları da Bret Hart'ın babası, bir diğer efsanevi güreş ailesinin en tepe ismi Stu Hart'ın güreş şirketinde başlıyordu. İlk olarak Stampede Wrestling'de boy gösterdiler. O zamandan günümüze dünya onları daha çok WWE'de tanıdı. Yine de yaklaşık 15 farklı şirkette tag team şampiyonları oldukları unutulmamalı. Bu ailenin en büyük sıçraması onlarla başlayacaktı. Tanıdığınız birçok ismi onlar eğitti, eğitmeye de devam ediyorlar. Afa'nın bilinen 5 çocuğu var. Kızı Monica, güreşçi Gary Albright'la evlenerek onu da aileye kattı. Ancak kendisi maalesef en son ECW'da güreştikten sonra 2000 yılında hayatını kaybetti. Adı günümüzde pek bilinmese de Lloyd Anoa'yı, Afa'nın oğullarından biri. Kendisi daha önce WWE ve ECW'da güreşti. LA Smooth gimmiği onu tanımanızı sağlayabilir belki. Samu ve Manu da yine bilinen kardeşlerden biri. Samu aslında bu ailenin en uzun süredir güreşen kişilerinden biri olsa da günümüzde pek tanınmıyor olabilir. Kuzeni Rikishi ile birlikte Head Shrinkers olarak WWE'de boy göstermişti. WCW ve Japonya deneyimleri de var. Manu ise her zaman bu ailenin yüz karısı diye adlandırılan isimlerden biri. Bunu elbette izleyenler söylüyor. Ailede böyle bir söylem yok. Böyle bir gelenekten gelip güreş konusunda başarılı olamamış nadir isimlerden biri. Uzun süre güreştikten sonra 2007 yılında WWE'de ana kadroya alınmıştı. Burada onu en çok bildiğimiz haliyle Legacy'nin bir parçasıydı. Gerçekten de Legacy'ye pek uygun biri olmadığını hem tarzı hem de görünüşünden anlayabiliyordunuz. Aslında konsept olarak elbette uygun. Legacy ikinci ve üçüncü nesil güreşçilerin oluşturduğu bir stable olarak boy gösteriyordu. Manu da üçüncü nesil bir güreşçiydi ama bir türlü uyum sağlayamadı. Devamı da gelmedi. 2009'da WWE'den gönderildiğinden beri serbest olarak güreşiyor. Afa'nın çocuklarından Samu'nun oğlu Lance ise defalarca kez WWE'nin seçmelerine katılıp birkaç kez de boy gösterse de maalesef bir türlü beklenen seviyeye gelemedi. En son bilinen maçları Major League Wrestling'deydi. Bakalım o da bu ailenin unutulan yüzlerinden biri olarak mı kalacak? Afa tarafından sonra kardeşi Sika'nın tarafına geçmeden önce iki durağımız daha var. Arada unutulan Black Pearl'e de değinebiliriz. Black Pearl olarak bilinen Reno Anoa'yı da aslında tip olarak ailenin en havalılarından biri olsa da hiçbir zaman üst seviyelere çıkamayan bir güreş kariyerine sahip. Kendisinin babası Afa ve Sika'nın diğer kardeşlerinden biri. Bu kardeşlerden biri de Afawa Anoa'yı. Onun da oğlu rahmetli Rodney Anoa'yı. Yani devasa Yokozuna.
Ailenin şüphesiz fizik olarak en büyük üyesi. Fiziğine göre inanılmaz atikliği her zaman onu standart bir iri adamdan ayrı tutan özelliğiydi. Undertaker'ın bizzat en yakın arkadaşlarından biri olduğunu da biliyoruz. New Generation era geçiş döneminde en büyük yıldızlardan biri olduğu şüphesiz. O devrin en büyük heel karakterlerinden de biri aynı zamanda. Kısa süre o seviyelerde güreşebilse de Samoalı ailenin WWE'de ilk ana kemer alan güreşçisi o oldu. Ailedeki yeri çok ayrı. 2000 yılında maalesef o da hayata gözlerini yumdu. Şimdi artık Sika'ya geçebiliriz. İki tane oğlu direkt olarak güreş dünyasında tanınan kişiler. Bunlardan biri Matthew yani Rosin. Umaga olarak bildiğimiz Eddie Fatu ile beraber hep tag team oluşumlarında aktif olmuş biriydi Rosie. 2001'de WWE bünyesinde Island Boys ve onu daha çok bildiğimiz hali olan 3 Minute Warning'de yer aldı. Hurricane ile de tag team oldu. 2006 yılında WWE'den ayrıldıktan sonra indilerde boy gösterdi. 2017 yılında kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Rosie dediğimiz bu güreşçi aslında Joe'nun abisi. Joe da günümüzde WWE'nin en büyük güreşçisi Roman Reigns. Uzun uzun bahsetmemize gerek yok herhalde kendisiyle ilgili. İte kaka bir yerlere getirilen ancak sonradan kendi gelişimiyle de başarılı olmuş bir isim. Şu an çift kemer sahibi ve yoluna da böyle devam ediyor. Yani eğer siz bu videoyu sonradan izlerseniz yorumlarda selam çakabilirsiniz. Roman'ı kısa keselim çünkü artık kendi efsanesi zaten devam ediyor. Anoa'yı tarafında Afa ve Sika derken onların bir kız kardeşleri olduğunu da unutmayalım. Adı Vera. O da aileye bir damat getirdi. Soloofa Fatu. Bu birliktelikten doğan 3 güreşçi oldu. Samuel Fatu, Tonga Kid olarak tanındı. 80'lerde WWE'de boy gösterdi. Onun oğlu Jacob Fatu da Major League Wrestling tarihinin 800 küsür günle en uzun süreli heavyweight şampiyonu. Kendisi hala orada güreşiyor zaten. Soloofa Fatu'nun oğullarından biri de Umaga. 1995 yılında elbette ki böyle bir ailenin ferdi olduğu için güreşe başladı. 2001 yılında 3 Minute Warning'in parçası olarak ilk kez WWE'de boy gösterdi. Cemal olarak tanındıktan sonra bir bar kavgasından dolayı şirketten atıldı. TNA ve Japonya maceralarından sonra 2006 yılında yepyeni bir karakterle WWE'ye geri döndü. Ailenin Samoa kökenlerinden dolayı oluşturulan yerli gimmiklerinden biri de o olacaktı. Umaga. Onun en tutan karakteri de bu oldu. Zamanla büyük senaryolarda da boy gösterdi. Triple H, John Cena, Batista ve birçok dönemin en tepe güreşçileriyle maçlara çıktı. 2009 yılında maalesef hayata gözlerini yumdu. Umaga'nın abisi de günümüzde direkt etki eden, birçok güreşçinin eğitiminden de bizzat sorumlu olan Rikishi. Yani Soloofa Fatu Jr. Ringlere her zaman renk katan isimlerden biriydi. Samoan SWAT Team'in bir parçasıyken 1992'de ilk defa WWE'ye kapak attı. Samu ile beraber Head Shrinkers olarak bir nevi büyükleri Wild Samoans'ın devamı niteliğinde yollarına devam ettiler. 1995'te Make a Difference gimmiği, 1996'dan 98'e kadar da Iron Sheik'in menajerliğini üstlendiği The Sultan karakteri vardı. Bu korkutucu karakterle kuzeni sayılan Rock'la da mücadele etti. 1999 yılındaysa artık o Rikishi oldu. Too Cool'da eğlenceli ama dominant bir karaktere evrildi. Yeri geliyor rakiplerini yok ediyor, yeri geliyor dans edip izleyenleri eğlendiriyordu. En unutulmaz hali de bu haliydi. Çok büyük bir tecrübe Rikishi. Onun, evet söylemesi biraz zor olabilir, eşi Talisua Fuawai ile evliliğinden dünyaya 5 çocuk geldi. İki tanesi zaten WWE tarihine geçen bir tag team oldular. Belki de son 10 yılın WWE'deki en iyi tag team'i The Usos. Jonathan ve Joshua ikiz kardeşlerin kaderi aslında ikiz oldukları ortaya çıktığında belirlenmiş gibiydi. Çok küçük yaşlarından beri babaları ve diğer akrabaları tarafından dikkatle yetiştirilen bu ikiz kardeşler direkt olarak WWE'nin altyapılarına alındı. Uyumları sayesinde kısa sürede kendilerine bir yer edindiler. WWE'de ana kadroda ilk zamanlarında biraz daha geleneklerine bağlı bir takımdılar. Müzikleri bile ormanlardan gelmiş olduklarını belirten cinstendi. Zamanla geliştiklerinde ise gerçek birer şampiyona dönüştüler. Günümüzün hala en iyi tag teamlerinden biri olarak kabul ediliyorlar ki öylelerde. Bu kardeşlerden biri olan Jimmy gönlünü Naomi'ye kaptırdı. WWE'de tanışıp başlayan aşk evliliğe gitti. Naomi de böylece Jimmy sayesinde bu devasa ailenin bir parçası oldu. Tamam, Usolar ikizler ama onların bir de küçük kardeşleri var. Sefa Fatu. Yani onu NXT X0'da daha çok bildiğimiz ismiyle Solo Sikoa.
biraz geleneksel bir girişle buradaki kariyerine başlasa da potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Henüz onun için ana kadro ve daha üst noktalar bir hayal olsa da unutmayın ki her şey hayal etmekle başlar. Fiziğini şekillendirip daha da tecrübe kazanırsa WWE'de ana kadroda rahatlıkla yer alabilecek bir güreşçi olduğunu düşünüyorum. Bakalım onun da kariyeri nasıl ilerleyecek? Son bahsedeceğim kişi de Tamina. Kendisi aslında direkt bu aileden olmasa da babası Superfly Jimmy Snuka zamanında bu ailenin bir ferdi olan Sharon Georgi ile evlenmişti. Sonradan ayrılsa da Tamina da annesi tarafından Samoa Anoa'yı güreş ailesinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Sanırım herkesten bahsettim. Biliyorum kafanız çok karıştı. Şimdi gelin sizinle kısaca bir özet geçelim. En tepede kan kardeşler Peter Maivia ve Amituanai Anoa'yı. Peter'ın kızı Ata, Rocky Johnson'la evli ve çocukları da The Rock. Nia Jax de Ata Maivia'nın akrabası. Anoa'yı tarafındaysa Afa, Sika ve diğer kardeşlerden yürüyoruz. Afa'nın oğulları Samu, Manu ve LA Smooth. Sika'nın oğulları Roman Reigns ve Rosie. Afoa'nın oğlu Yokozuna. Afa, Sika'nın kardeşlerinden biri de Fatu soyadlı bir adamla evleniyor. Oradan da Rikishi, Umaga ve Jacob Fatu'nun babası Samuel Fatu doğuyor. Rikishi'nin oğulları da bilinenler Usolar ve Solo Sikoa. Naomi de gelin, Tamina da annesi tarafından ailenin bir parçası. Umarım bu hızlı özetle en azından kim kimin neyi anlamışsınızdır. Valla bana göre ailenin en tepedeki ismi, en önemli ismi The Rock. Onu Roman Reigns takip ediyor. Ondan sonra herhalde Yokozuna gelir böyle önem sırası olarak bakarsan kemerler falan. Kısa süre güreşmiş olsa da yoksa Rikishi'nin yaptıkları falan elbette ki. Hem kendisi güreşçi yetişiyor hem oğulları aktif buralarda. Turabi'yi de yetiştiriyor. Öyle bir şey yok. Valla Rock derim ben en tepedeki isim ama Roman eğer aktif şekilde kariyerine böyle bir 10 yıl daha devam ettirir ve İyice kemerlerle falan da süslerse kariyerini Rock'ı geçmesi bence çok muhtemel olur. Haberiniz olsun. Valla işte güreş tarihine geçmiş o meşhur Samoa, Anoa'yı, Maivia güreş ailesi buydu. Umarım kısaca bir özet geçip kafanız karışmış olabilir de en azından sizi de böyle bir kim kimdir, kim neyidir falan bunu size de göstermiş oldum diyerek aranızdan ayrılayım isterseniz. Bakalım ilerleyen yıllarda bu aile güreşe ne şekilde hizmet etmeye devam edecek, daha ne başarılar göreceğiz. Görüşürüz.